İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel vatandaşın her şeyinin kıymetli olduğunu belirterek belediyelerin vatandaşın mağduriyetlerinden de sorumlu olduğunu söyleyerek şunları ifade etti. Mart ayı toplantısını yine Memduh Bey'in başkanlığında bugün gerçekleştirdik. Gündemde çok önemli maddeler yoktu açıkçası. Olmadığını biz gündemin 2-3 gün öncesinde görüyoruz. Bir takım plan tadilatları, bazı kararlar var ama içerisinde biraz e, ulaşma destek, biraz da ekmek fiyatlarına destek anlamında, süspansi anlamında talepler vardı. Bunlar da vatandaşımızın şu zor günlerde hakikaten sıkıntılı ortamda bir nebze biz de İyi Parti ailesi olarak katkı sağlayalım noktasında hem ulaşımda hem de ekmek fiyatları destekleme anlamında katkılar sağladık. İnşallah vatandaşımız İyi Parti'nin bu bu bakış açısında görecektir. Bunun dışındaki maddeler içerisinde bazı ilçe belediyelerimizin almış olduğu kararlar var. Gözümüzden kaçmasın yine de bir şey yokmuş deme noktası olmasın. İlçelerimiz de hassasiyetle İYİ Parti ailesi olarak takip ediyoruz. İl başkanlığımız, milletvekilimiz ve il teşkilatımızın belediye meclis üyeleriyle yaptığı kadrolarda bütün ilçelerinde şehir merkezi gibi değerlendiriyoruz. Onların da en önemli, en hassas maddelerine Kendimiz orada yaşıyor gibi değerlendirip bakıyoruz. Onlara da katkı sağladığımız bazı kararlarımız var. Bunun dışında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli gündem maddesi Talas Belediyesi'nin getirmiş olduğu büyük bir revizyon imar planı vardı. Bunun incelenme şansı böyle bir iki günde olması mümkün olmayan birçok noktaya dokunulan birçok noktada gözümüzden kaçabilecek ve belediyenin mahkemelik olan vatandaşların konularını bertaraf edebileceğini düşündüğümüz veya benzeri vatandaşların mağduriyete uğrayacağı noktalar gördük. Genel anlamda ifadelerini biz bunlar revizyonlar genel olmaz. Vatandaşların bir metreste kıymetli, bir yolda kıymetli, bir sağlık ocağı da kıymetli. Sadece belediye kendisine çok katlı bir bina parsel çıkartmakla yükümlü değildir. Vatandaşın da mağduriyetleri olacaksa gelecekte yaşanılan Talas bölgemizde bunun iyi planlanması için itirazlarımız oldu. Buradaki şehirlerimiz oldu. Çünkü Talas'ımız bizim göz nuru bir ilçemiz. Artık şehir merkezinin içerisinde olan bir yer. Gelecekte Talas'ımızın bir yanlış uygulamaya, imar planlarında hataya maruz kalmaması için burada yine çok dikkatli davrandık belirtmemiz gereken konularda belirttik. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi Mart ayında çok önemli gündem maddesi olmadı. Bir de Sayın Başkan hobi ile ilgili biz eski arkadaşların çıkarıp çıkmaması konusunda da değindiğimizde kendisinin yeni bir alanda daha yapacağı ile ilgili bir açıklaması vardı. İkisini bir ihale yapılacağını yani şu an oturan vatandaşların bir müddet daha orada oturmaya devam edeceği izlenimler oluştu. Çünkü olayı komisyonda tutuyor, sıcak tutuyor. Yeni yapılan yerle birlikte ihale edeceğini söylüyor. İnşallah o da İyi Parti'nin evet oylarıyla, İyi Parti'nin destekleriyle yine komisyonda olur oylarıyla geldikten sonra inşallah Kayseri kamuoyuna ihtiyaç sahiplerine biz de katkımızı ortaya koyup duyurmuş olacağız.